Sıradaki operatörümüz range operatörüdür. Range operatörü adı üzerinde belirtilen bir aralıkta dizisel değer yayan, observable nesnesi döndüren bir operatördür. Zaten C#'da enumerable üzerinden de range'i çağırdığınızda size belirli bir değer aralığında sayı dizisi döndürmektedir. Aynı şekilde burada da aynı mantıkla çalışıyor. Vermiş olduğunuz değerlere karşılık bir sayı dizisi oluşturup bunu observable akışı içerisinde bu sayıları sizlere döndürecektir. Örnekte de görüldüğü üzere burada 1 ile 10 arası diye düşünmeyin. Birden başta 10 tane oluştur deyince arkadaşlar birden 10'a kadar gidecektir. Benzer mantıkla sen buraya 50 deyip 10 dediğinde 50'den 60'a kadar gidecektir. Bu mantıkla çalışıyor. Bu şekilde bir observable nesnesi oluşturup belirttiğiniz sayıları oluşturacak ve içerisinde akış olarak sizlere sunacaktır. Şimdi gelin bununla ilgili şöyle bir örnek yapalım. Geldim, range dedim. Tabii range'i kullanabilmem için hemen RSGS kütüphanesinde import ediyorum. Ardından arkadaşlar geliyoruz. Bir start değeri veriyorum. Mesela 555 dedim. Ardından buraya gelip de count'unu yani kaç tane eleman oluşturması gerektiğini değer aralığını bildirirsem 50 dediğimde buradaki observable nesnesi bize 555 ile 605 arasındaki değerleri getirecektir. Hemen inceleyelim. Subscribe diyelim. OBS diyelim. Niye OBS diyorum? Data diyeceğiz. Ardından console.log diyerek ekrana yazdırabiliriz. Evet. Arkadaşlar görüldüğü üzere bakın 555'ten başladı 605'e kadar. Tabii en sonuncu değerimiz 604 olduğu için bunu yazdırıyor. Burada verilen ilk değer de dahil olduğu için haliyle en sonuncu değer 604 oldu. Yani burada 605 yazmak istiyorsan 51 vermen gerekiyor. Buradaki kombinasyonu anlayabilmeyi sana bırakıyorum. Evet, sonraki operatörümüzde görüşmek üzere diyorum.